Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimize isim takdirlerle ilgili alıştırmamızı yaparak devam ediyoruz. Bu konumuzla alakalı son dersimiz ya da son alıştırmamız diyebiliriz. Şimdi gelin bakalım. Aşağıdaki ait hadisleri çevirerek içinde bulunan ismi takdirleri bulunuz ya da belirleyiniz. Bulalım ya da belirleyelim değerli arkadaşlar. Biraz büyütüyoruz ve kalemimizi alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ekramekum indallahi etkâküm. İnne ekramekum indallah. Allah katında sizin en değerliniz. Burada ekramı en değerli anlamındadır. Etkâküm sizin en çok sakınanınızdır. Sizin en çok korkanınızdır. Ya da sizin en çok ya da en muttaki olanınızdır şeklinde bu ayetimizi çeviriyoruz. Şimdi burada ismi takdirler mesela ekramu idi. İnneden dolayı mansub oldu arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bu bir ismi takdirdir. Etka bu da bir ismi takdirdir gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Vallahi ya düzeltiyorum. Velillahil esmaül hüsna. Velillahi Allah içindir. El esma isimler. El hüsna en güzel isimler. Burada hüsna kübra ya da füla şeklinde arkadaşlar bir ismi takdirdir. Fed'uhu biha o halde onunla ya da onlarla Allah'a dua ediniz anlamına gelir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde onunla Allah'a dua ediniz ya da onlarla Allah'a dua ediniz anlamındadır. Devam ediyorum. Etahşevnehum. Etahşevnehum. Vallahu ehakku en tahşevhu in kuntum mu'minin. Şimdi etahşevnehum. Onlardan korkuyor musunuz? Vallahu Allah ahakku en layık olanıdır. En tahşevhu kendisinden korkulunmasına ya da korkulmaya en layık olanıdır. Ya da çekinmeye de diyebilirsiniz. İn kuntum eğer iseniz müminin iman etmiş iseniz. Diyelim buraya. Burada bizi ilgilendiren ayetimizin kısmı ahakkudur. Bu da bir değerli arkadaşlar ismi taftildir. Devam ediyoruz. Ve men kâne fî hâzihi. Bu hazihi arkadaşlar dünya kastediliyor. Ve menkâne fî hâzihi. Kim bu dünyada ama kör ise. Fehve o fil ahireti. Ahirette de o ama kördür. Ve dallu sebîlâ arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolunda şaşırmış kimsedir o şeklinde yapıyoruz. Şimdi evet, burada bizim arkadaşlar ilgili yerimiz adallü kelimesidir. Adallü kelimesi bir ismi taftildir diyoruz. Burada amalar dikkatimizi çekiyor. Bunlar sıfattır arkadaşlar. Onu ifade edelim. Devam edelim. Ve men azlamu mimmen mena mesacidallahi en yuzkera fiha ismuhu ve sa'a fil harabiha. Ve men azlamu kim daha zalimdir? Bakın burada daha zalimdir derken hemen ifade etmiş olduk aslında. Mimmen mena engelleyen kimseden. Neyi engelledi? Mesacid Allah'ın mescitleri en yüzkera zikredilmesini fiha orada. Yani Allah'ın mescitlerinde ismuhu Allah'ın ismi. Allah'ın isminin Allah'ın mescitlerinde zikredilmesini engelleyenden ve de vesaa çalışan çabalayan fi harabiha ve de o mescitlerin harabı için buna yok olması için çalışandan diyelim. Kim Allah'ın mescitlerinde Allah'ın ismini zikredilmesini engelleyen ve de onun mescitlerinin yok olması için çalışandan daha zalimdir şeklinde ayetimizi ne yapıyoruz? Tercüme ediyoruz. Ve burada ezlemuyu gördük. Bir ismi tafdildir. Ve bakınız min ile kullanılmıştır. Efalü min kalıbı. Unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Lekad halaknel insane. Lekad halakna. Biz yarattık el insane insanı. Fi ahseni takvimin. En güzel şekilde yarattık. Biz insanı en güzel bir yaratılışla yarattık diyoruz arkadaşlar. Burada ahsen sözcüğü de nedir? Bir ismi taftildir arkadaşlar. Tümme daha sonra da radadnahu onu
gönderdik diyelim. Esfele safilin aşağıların en aşağısına onu ne yaptık? Gönderdik diyelim ya da onu iade ettik de diyebiliriz. Burada da yine esfele bir nedir? İsmi tafdildir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Es-sicnu hapishane ahabbu ileyye bana daha sevimlidir. Mimma şeyden yed'uneni onlar beni çağırıyor ileyhi ona. Hapishane bana onların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir şeklinde burayı da ifade ettik arkadaşlar. Ayetimizi ahabbu burada bir nedir? İsmi tafdildir. Vel fitnetu fitne eşeddu daha şiddetlidir. Minel katli ölüm öldürmekten. Diyelim ölümden fitne daha şiddetlidir. Daha problemlidir falan gibi de düşünülebilir arkadaşlar. Tabii mahallere bakılabilir. Eşeddü ifadesi burada bir ismi taftildir. El ahadîf-ü şerîfi hadisi şerifler. Hayrun nâsi enfe'uhum linnâs. İnsanların en hayırlısı enfe'uhum. Onlara faydalı olandır. Onların en faydalı olanıdır kime? Yine insanlara. Burada hayru bir ismi taftildir. Enfe'u yine bir ismi taftildir değerli arkadaşlar. Ahabbul amal ilallah. Allah'a en sevimli amel ya da işler, Allah'a işlerin en sevimlisi edvemüha, o işlerin en devam edilenidir diyelim ve inkalle az da olsa o işlere en devam edilenidir şeklinde ifade edelim. Burada ahabbu bir isim taftildir ve edvemü de bir isim taftildir. Devam edelim. Ebgadul halali. Helalin en buğz edileni. Yani burada en istenmeyeni ilallah, Allah nezdinde diyelim. Et-talâhu boşanmadır. Burada ebgâzu bir ismi taftildir arkadaşlar. Ahabbüküm ilallahi Allah'a karşı sizin en sevimli olanınız ahsenüküm hulukan en güzel ahlaklı olanınızdır şeklinde burayı tercüme ediyoruz. Ahabbu değerli arkadaşlar bir ismi tafdildir. Ahsenü de yine bir ismi tafdildir diyoruz. Evet şurada bir şeye baktım. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Kale eşşairu. Şair şöyle demiş. Ne demiş? Eddehru zaman fi sarfihi. Bu fi sarfihi geçmesi bakımından acibun enteresandır. Bu zaman şöyle diyebiliriz. Zamanın hızlıca geçmesi enteresandır, acayiptir. Ve gafletün nasi anhu, insanın bundan haberdar olmaması diyelim buna, gaflette olması, buna dair gaflette olması, yani bunu bilememesi, bundan haberdar olmaması falan, bunu fark edememesi acebu daha da acayiptir, daha da enteresandır diyoruz. Burada acebu sözcüğü değerli arkadaşlar bir ismi taftildir. Bunu da ifade etmiş olalım. Arkadaşlar dersimizi burada noktalıyoruz. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hepinize ben başarılar diliyorum.